Değerli izleyicilerimiz, bugünkü söyleşimizin konusu kapanmasının üzerinden 70 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın gündemden düşmeyen ve hala tartışılan köy enstitüleri. Ve bu konudaki gerçeklerin insanlarımızın düşüncelerinde bıraktığı soru işaretleri. Köy enstitüleriyle ilgili bugün yoldan çevirip sorduğumuz herkesin söylediği şeyi mutlaka birkaç söz vardır. Fakat gerçekleri ne doğru bir şekilde yansıttığı tartışma konusudur. İşte bugün bize ayrılan süre içerisinde sizlerle bu gerçekleri daha iyi görüp kavramamızı sağlayacak birisiyle birlikte olacağız. Kendisi de köy enstitüsünde okumuş, yaşantısına ve kapanışına tanıklık etmiş. Bu değerli eğitim kurumuna birçok kitaplar ve makaleler yazmış bunun için. Aynı zamanda çalıştaylara katılıp sempozyum ve seminerlerde bildiriler sunmuş duayen bir köy enstitülü. Öğrencileri tarafından çok sevilen kentimizin anıt değerlerinden İlyas Küçükcan öğretmenim. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Sağ olun, hoş bulduk. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İlyas Küçükcan kimdir? Köy enstitüsüne nasıl yöneldi? Gittiğinde ilk izlenimleri nelerdi? Buyurun. Tabii değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtmadan önce kısa bir girişte bulunmak istiyorum. Salgının bu bunaltıcı ortamında genelde bu da nereden çıktı diye düşünülenler olabilir. Evet. Bunun ötesinde nasıl olsa bu konu her gün sosyal medyada paylaşılıyor. Bir de böyle programa ne gerek var diyenler de olabilir. Orada aslında programın gerekliliği orada zaten paylaşıldığı bu, için mi? Ortaya çıktı. Tabii. Bu program başlangıçta iki kuruluş tarafından hem Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Eskişehir Şubesi hem de Nihal Hanım'ın başkanlığını yaptığı Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği tarafından köy enstitülerinin kapatılış günleri olan 26 Ocak'ta planlanmıştı ama evet, bazı sağlık sorunları nedeniyle bugüne sarktı. Çünkü o günlerde özellikle kapatılış geniş bir yankı uyandırmıştır ve o günkü söylemlerden doğan bir takım taleplerden doğan bir program diye söylemek evet, istiyorum. Bu iki kuruluşun bu kararla bağlantılara da hizmet bana düştü. O nedenle yardımcı olmaya çalışacağım, bu hizmeti yerine getirmeye çalışacağım. Değerlendirmeleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii böylesi bir ortamda konuya girerken kısaca kendimden söz edeyim. Ben Seyit Gazi Büyükdere Köyü doğumluyum ve ilkokulun ilk iki sınıfını eğitmenli okulda, İlk sonraki 3 sınıfını da Bitişik'deki bölge niteliği taşıyan köy okulunda bitirdim. Mezuniyetimin 3. günü de köy enstitüsüyle buluştum. Benim öğrencilik dönemim köy enstitülerinin 1945-1949 yıllarına rastlayan gelişme döneminin öğrenciliğiydi. Yerleşim döneminin sıkıntıları aşılmış, gelişme döneminde artık başlangıç döneminin eksikliklerini tamamlayan bir süreç başlamıştı. Zirveye doğru bir tırmanış söz konusuydu. O nedenle köy enstitülerinin asıl emekçileri bizim ablamız ve abimiz durumundaki bizden önceki mezunlardır. Onlardan da halen hayatta olanları saygıyla selamlıyorum. Aramızdan ayrılmış olanların aziz anıları önünde de bir kez daha yine saygıyla eğiliyorum. Tabii ben köy enstitüsüne ulaştığım gün 9 Mayıs 1945 tarihi. Niye tarih üzerinde duruyorum? İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi anlamına gelen Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olduğu günün ertesi günüydü. Enstitüde benim için daha öncesinde yabancısı olmadığım enstitüyü iki kez gördüğüm halde, o çevrenin çocuğu olduğum halde, köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin öğrencisi ve enstitünün staj okulu olan o okulda stajyer öğretmenlerle böyle kaynaşmış bir ortamda ilkokulu tamamlamama rağmen
enstitüye ulaştığımda güzel bir bahar günüydü. Mayıs'ın, o bozkırın o yıllarda en güzel günleriydi, coşkulu. Seydi Suyu'nun en coşkulu günlerdi, hiç unutmuyorum. Çok büyük bir kalabalıkla karşılaştım okulun çayırlığında. Bir kutlama vardı, bir tören vardı. Öğrenciler kadar, öğrencilerle aynı elbiseyi giymiş, öğretmen oldukları anlaşılan yetişkinler kadar da halk kalabalığı dikkat çekiyordu. Bunlar büyük ölçüde çevre köylerin ve öğrencilerin velileri oldukları anlaşılıyordu o gün için gelen. Ama herkes birbirine geçmiş olsun diyordu. Neden o geçmiş olsunun sebebini rahmetli babama sordum da, biliyorsun dedi, dün İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi anlamına gelen Almanya kayıtsız koşulsuz teslim oldu. O nedenle enstitüye ulaştığım günde böyle bir unutulmayan derin izlenim de var. Niye herkes geçmiş olsun diyordu? Çünkü o kuşak Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılardan, Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden gelen bir kuşaktı. İki savaş arasında neredeyse yakın bir süre var. Öyle bir anıyla ben köy enstitüsünün öğrencisi oldum. Benim dönemim enstitülerin, benim kuşağım enstitülerin iki dönemini yaşadı. Enstitülerin özgün döneminin öğrencisi olma mutluluğunu da yaşadık. 1946 yılı sonunda da Hasan Ali Yücel'le İsmail Hakkı Tonguç'un, Hasan Ali Yücel'in bakanlıktan ayrılması, İsmail Hakkı Tonguç'un da görevden alınması nedeniyle köy enstitülerinin özgün yapısının değiştirilmesi süreci başlamıştı. Enstitünün sonraki döneminde de o dönemi yaşama mutsuzluğunu da karşılaştık. İki dönemin birden karşılaştırmalı izlemini taşıyan bir birikim de bizim yaşantımızda var. Böylesi bir oluşumda 1949 yılının 1 Haziran günü de yine mezuniyet yeminle ederek yuvamızdan ayrıldık. Sonrasında da yaklaşık hani dergaha 40 yıl odun taşırmış gibi eğitim dergahına 40 yıl süreyle ülkenin çocuklarına eğitim ışığı taşımaya çalıştıktan sonra da emeklilik döneminde bu hizmetleri sürdürerek bugünlere ulaştık. Ne mutlu. Hala da devam ediyorsunuz. Evet. Biz size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, şimdi korona denilen bir salgının getirdiği büyük sıkıntılar ve kısıtlamalar var. Ama buna rağmen toplumsal gündemden gerçekten köy enstitüleri konusu hiç düşmedi. Hayretle bunu gördük biz. Özellikle sosyal medyada, iletişim ortamlarında çok fazla paylaşımlar oldu. Hatta bu kapanışıyla ilgili olan değerlendirmeler de kafa karıştırıcı. Şimdi bu ilgi ve bilgi yoğunluğunun köy enstitüleriyle ilgili, siz bunları neye bağlıyorsunuz? Bir de bir şey daha dönüyor sosyal medyada aslında. Bunlar hem ne kadar doğru, biraz onlardan da tabii görüş konuşalım. Bu devrimci eğitimcilerin bir andından da bahsediliyor sosyal medyada. Çok acaba iyi. Bunun bir doğruluğu var mıdır? Evet. İsterseniz bu sosyal medyadaki doğru görünen yanlışları şöyle biraz değerlendirelim. Tabii haklısınız. Ben köy enstitüsü öğrenciliğim hariç 70 yıldır, 40 yıldır doğrudan olmak üzere eğitim hayatının içindeyim. Çok net gözlemlerin sonucu söylüyorum. Hiçbir dönemde köy enstitüsü bu denli gündem konusu olmadı. Tabii özellikle de belirttiğiniz gibi sosyal medyada gün geçmiyor ki durmadan paylaşımlar devam ediyor. Elbette ilk planda böylesi bir ilgi sevindirici görünüyor. Ama neye bağlıyorsunuz sorusunun yanıtını bu cümlede vermeye çalışacağım. İlk planda sevindirici görünen böyle yoğun ilginin arka planında anlıyorum ki eğitimimizin içine düştüğü çıkmazlar yatıyor, açmazlar yatıyor. Bu açmazlarda öğrenci, veliler, konuyla ilgilenenler sıkıntılara düştükçe yeni arayışlar sonucunda köy enstitülerinin gündeme geldiğine inanıyorum. Böylesi bir arayışta da bilinçli ya da bilinçsiz, bilerek ya da bilmeyerek herkesin köy enstitüsüne sarıldığını görüyorum. Bu tabii dediğim gibi sevindirici ama bir takım sorunları da beraberinde taşıdı. Bir takım bilgi kirliliğini de beraberinde taşıdı. Öylesine yoğun bir ilgi var ki gün geçmiyor ki çok sıradan bir olay köy enstitülerinde yeni keşfedilmiş gibi bir şeyle sunuluyor. Tabii bunların işte birkaç örnek vermek istiyorum izin verirseniz. Özellikle köy enstitülerinin kapatılışını bir ağa bağlamak gibi yüzeysel bir yaklaşım, rahatsızlık yaratan bir konu. Köy enstitülerinin kapatılışı bir süreç ve çok yönlü bir olay. Bir ağ
semaya bağlanması doğru. Ama durmadan her gün yeni keşfedilmiş birçokları kimya sahası künyeslerini kapattırdı diyorlar. Kimya sahasının verdiği yanıtı ya da bu konuda tartışmalara girmiyor zaman darlığı dolayısıyla. Ama mesele öyle abartıya ulaştı ki bizim bildiğimiz kadarıyla Kinyas Kartal'ın Ağrı bölgesinde 26 kadar köyü var. Şimdi köy sayısı 300'e ulaştı bugünlerde. 300 evet. köyü var diye oraya ulaştı. Başka bir husus var. Zihin karşısından köy enstitülerini başkasına mal etme özentisi başladı. Yani Hasan Ali Yücel, İsmail Ertuğrul Tonguç ve o kadronun dışında başka buluşlarmış gibi, başka bu buluşun sahipleri varmış bir arayışlar gündeme geldiğine başladı. İsmail Ertuğrul Tonguç köy enstitülerinin kurucusu, kuramcısı ama her şeyden önce bunu kurmadan, hayata geçirmeden önce yoğun biçimde o araştırmaları var, incelemeler. Elbette her uygarlık kendinden öncesine etkilenip kendinden sonra etkilediği gibi o da onlardan etkilenmiş olabilir. Ama evet. Türk toplum yapısına en uygun modeli bulmak bütün o şeylerden çok farklı bir buluş, çok farklı bir hizmet. O bakımdan o konuda köy enstitülerini başka birilerine mal etmenin bu olaya getireceği hiçbir yarar yok. Üstelik bilimsel dayanağı da yok, onu da belirtmek istiyorum. Evet. Başka bir husus dikkat çeken, daha önce de belirttim. Köy enstitülerinde öğretim kadrosunun dışında alanın uzman olmuş kişilerden yararlanma uygulaması da vardır. Onlara biz usta öğreticiler deriz ya da konuk sanatçılardır. Bunların ilk akla gelenlerinden biri de Aşık Veysel'dir. Evet. Aşık Veysel'in köy enstitüleri serüveni Arifiye Köy Enstitüsü'yle başlamış. 8-9 köy enstitüsüne kadar ulaşmış. Yücel ve Tonguç'un görevden alınmasıyla o dolaşımda bitmiştir. Ama Veysel'in köy enstitülerine getirilişinin müzik derslerine Veysel giriyordu diye yorumlamak, köy esprisini hiç anlamamak demek. Niye? Veysel'in köy enstitülerine getirilişinin temel sebebi halk kültürünün güzel söylemindeki halkın yaşantısını, özlemlerini, acılarını dile getirmek. Böylece köye gidecek öğretmen adayını çok yönlü donanımla köye göndermek. O bakımdan Aşık Veysel'in köy enstitülerine getirilişi, müzik derslerini öğretmek için değil, saz öğretmek için bile değil. O seminer yöntemiyle çalışan bir birliktelikti. Aşık ve son sınıf öğrencileriyle ilk birinci sınıf öğrencilerine katıldığı ortak çalışmalardı, seminer yöntemi. Veysel'in çalışmalarına enstitü karışmazdı zaten, kendisi düzenlerdi. Bütün mesele onun halk ozanları geleneğindeki gizleri hani öğretmen adaylarına sezdirmek, kültürün zenginliğini sağlamak ve bu güzel duyguların köylere ulaşmasını sağlamak amaçlıyordu. O nedenle bu zenginlikte böyle bakmak gerekir. Bunun ötesinde daha da örnekler öylesine gelişiyor ki, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda şeye rastladım. Türk Hava Yolları'nın okyanus üzerinde uçağının elektrik arızasını, motor arızasını, doğum olayını bile yaptıran bir yaşlı köy enstitüsünden söz ediyor. Geçen gün birisi Atatürk'ün entegre çiftlikleri örnek alınarak açılmıştır köy enstitüleri diyor. Atatürk'ün entegre çiftlikleri, millete bağışladığı çiftliklerin işlevi çok ayrı, köy enstitülerinin işlevi çok ayrı. Bunun gibi birçok yanıltıcı hususlar da beraberinde taşıyor. Değindiğiniz son günlerde bir de şey düştü gündeme. Köy enstitülerinin devrimci andı düştü. Evet. Hemen uzatmadan söyleyeyim. Devrimci andı, işte Türk'üm, doğruyum, devrimciyim, yaşam iç ve dış gavuru dışarı atmak, yurdumu tezelden kalkındırmak, ülküm işçiye, iş köylüye, toprak, bebeğe, süt, yavruya, ekmek gibi söylemlerle gidiyor. Köy enstitülerinin böyle bir işlevi yok, böyle bir andı da yok. Üstelik gavur söylemi köy enstitüleri kültüründe hiç yok. Sadece bu bağlamda İsmail Hakkı Tonguç'un öğrencilerle yaptığı bir söylemde diyor ki, eğer topraksız topraklandırılmazsa, işçinin durumu sağlam alınmazsa, halkın esaslı bir eğitimden geçirilmezse demokrasi olmaz diye demokrasi ile ilgili görüşlerini belirten evet. bir değerlendirin. Oysa bunun ötesinde köy enstitülerinin andı mezuniyet töreninde içtiğimiz bir anttır. O tamamen görevi kapsayan, sadece bir iki satırını okuyayım isterseniz. 4274 sayılı yasanın 14. maddesinin bana verdiği görevleri hakkıyla tam ve eksiksiz yapmaya,
okulumu ve çevresini her yanıyla her an temiz tutmaya, öğrencimi, köyümü, köylümü temizliğe alıştırmaya diye devam eder gider. Evet. Vardı tabii böyle bir andımız. O nedenle biz de bu and içerek göreve başlamıştık. O konudaki durum da bu. Çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten çok kirli bilgilerin aslında sosyal medyada nasıl yayıldığını bu şekilde gördük. Şimdi hocam köy enstitülerinin kapatılış süresinde tarihsel ve siyasi gelişimi konusunda şöyle biraz açalım mı bu konuyu? Tabii köy enstitülerinin kapatılışı bir süreç. Evet. 1946 yılında başlayıp 1954'e kadar devam eden bir süreç. Hı hı. Bu süreç içerisinde bu sürecin ilk adımı Hasan Ali Yücel'in görevden ayrılışı, hı hı. İsmail Hakkı Tunguç'un görevden ayrılışı sonun başlangıcıdır. O olayla başlar 1946 evet. yılının sonlarında. Ama her şey birdenbire değişmez. Köy enstitüleri birden kapatılamaz. Bir süreç içerisinde devam eder. Bu süreçte siyasi bağlantıyı söyleyeyim. İki siyasi partiye bağlı hükümetlerin bu konuda görevi, sorumluluğu vardır. Köy enstitüleri 1940 yılında 17 Nisan'da 3803 sayılı yasayla kurulmuştur. O dönemde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'dür, Başbakan Celal Bayar'dır ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı vardır. Atatürk yenice aramızdan ayrılmıştır ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'dir. Köy enstitüleri böyle bir yasayla kurulmuştur. Köy enstitüleri 14 yıllık altını çizerek söylüyorum. Yanlışlıklar en çok burada yapılıyor. Köy enstitüleri de yasayla açıldığı için yasayla kapatılmıştır. Yasayla kapatılış tarihi de 27 Ocak 1954'tür. 1954'te Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dır. Başbakan Adnan Menderes'tir. Ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'dir o dönemde. Ve Demokrat Parti iktidarı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi biraz sonra değineceğim çabasına rağmen muhalefete düşmüştür. Çok az milletvekiliyle meclistedir. 450 milletvekilinin en az 390'ı Demokrat Partili, hele 54'te bu sayı 430'a çıkmıştır. O nedenle köy enstitülerinin kapatılışı siyasi gelişim itibariyle bu tarihte olmuştur. Yani köy enstitülerinin kapatılışında İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı bitmiş, CHP iktidardan düşmüştür. Kapatılış yasası o dönemde mecliste evet. kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu süreç içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Demokrat Parti'nin belki. Sorumlulukları vardır farklı olmakla evet. birlikte. Siyasi gelişim yönüyle 1946 yılına geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi köy enstitüleri bize zarar verir, iktidarı kaybettirecek kaygısı ön plana çıkmış ve köy enstitülerini gözden çıkarma çabaları çıkaran bir kadro Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hakim olmuştu. Bu süreç içerisinde işte az önce sözünü ettiğim köy enstitülerinin özgün yapısını bozma işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Reşat Şemsettin Sirer bu işin öncüsüydü, bu işin yarışçısıydı ve bu dönemde yapılan köy enstitülerinin yapısı değiştirildi ama asıl darbe Yüksek Köy Enstitüsü'nün kapatılışıyla oldu. 20 Köy Enstitüsü'nün beyni niteliğinde bir Yüksek Köy Enstitüsü vardı Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü bünyesinde. Ve o köy enstitüleri gibi bir yasayla açılmamıştı. Bakanlar Kurulu kararıyla açılmıştı. O nedenle çok kolay kapatıldı ve Yüksek Köy Enstitüsü'nün kapatılışı köy enstitülerinin kapatılış süresinde ona indirilen en ağır darbe oldu. İlk darbe oldu ve Yüksek Köy Enstitüsü'nün o dönemdeki öğrencileri başka okullara dağıtıldıkları gibi mezunları da görevden uzaklaştırılmak amacıyla sanki büyük bir tehlikeymiş gibi apar topar askere alındılar ve bir bölümü de çavuş çıkarıldı. Böylesine bir işlemin muhatabı oldu, haksız işlemin muhatabı oldu köy enstitüleri. Tabii bu sadece bitmedi. 1950'deki seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi köy enstitülerini gözden çıkaran bir yaklaşımın içinde oldu. Suçladı, köy enstitülerinin kendilerine oy kaybettirdiklerini söyleyerek yapıda değişiklikler oldu ama bütün bu çabalar onları iktidarda tutmaya yetmedi. Yine de iktidarı kaybettiler. Demokrat Parti de 1950'de büyük çoğunlukla iktidara geldi. Demokrat Parti bu süreçte ne yaptı?
Onun da propagandasını köye seni kapatacağım anlayışına evet. oturtmuştu. O anlayış hızla devam ederek 1954 yılına kadar köyenslerin suçlaması, köyenslerin dışlanması devam etti. 1954 yılında özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir kampanya yürüterek 54 yılında köyenslerini ve öğretmen okullarını birleştirme adıyla getirilen 6234 sayılı kanunla köyensleri kapatıldı. Köyensleri tabii kanunun adı her ne kadar birleştirme de olsa da varlığını yitiren köyensler oldu. Öğretmen okulu devam etti. Ama hemen belirteyim yeri gelmişken, iyi ki öğretmen okulu devam etti. Niye? O okullardaki çocuklar da köy kökeninden gelen çocuklardı. Onlarda da onları en iyi tanıyanlardan birisiyim ben. Ben staj okuluna çalıştım. Onlar her yıl staja gelirlerdi. Kalabalık gruplar halinde onlarla iç içeydim. Onlarda da sönmeyen ideal köye hizmet idealiydi. Programları değiştirildi. Uygulamalı dersler daraltıldı ama onların ülkeye adanmışlık ideali hep devam etti. Bazı paylaşımlarda yeri geldi. Öğretmen okulları köyesinin suyudur suyu gibi paylaşımlara rastlıyorum. Son derece yanlış. Sonunda onlar birbirini tamamlayan iki kuruluşlar. İyi ki köy çocukları o kadro o zaman vardı. Öyle bir kadro olmasaydı belki köyenslerin yerine başka öğretmen okullarını başka bir kadro günümüzde örneklerini gördüğümüz başka bir kadro ele geçirecekti. O nedenle onların hakkını da teslim etmek gerekir. Onlar da ağabeyleri gibi, bizler gibi görev isteyen dilekçelerinde Türk bayrağının dalgalandığı her yerde hizmete hazırım anlayışıyla verdiler. O bakımdan onları da bu gözle görerek değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Söylem yanlışlarının önüne geçmiş olmak için, evet. Bu kapanışları konusunda hocam içsel ve dışsal baskılar da var mıydı? Bir daha tekrarlayalım. İçsel ve dışsal tabii, baskılarda var mıydı? Siyasi gelişme, siyasi gelişmeyle böyleyken bir toplumsal gelişmeye de değinmek lazım. Belirttiğiniz gibi içten dıştan baskılara değinmek gerek. Tabii o süreçte köyenslerinin getireceği aydınlanmadan çıkarı bozulan kesimler, bunların içinde toprak ağaları var, bunların içinde eşraf kesimi var, bunların içinde bakanlığın suskun kadrosu var, bunların içinde bu işe karşı olan gruplar var. Atatürk döneminde suskunlaşıp da şimdi çok partili dönemde seslerini çıkaran gruplar var. Bunlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Bu kampanyanın özünde bu köyenslerin de Türk töresine aykırı eğitim yapılıyor. İki, buralar komünist yuvası haline evet. getirildi. Komünist yuvasında, komünist rejimde aile kavramı ortadan kaldırılıyor, mülkiyet kavramı ortadan kaldırılıyor gibi aslı astarı olmayan ama büyük tehlikeler içeren bu söylemler çok yaygın biçimde tuttu. Böylece köyenslerinin karşılığında bir olumsuz bir hava oluştu. Hatta köylülerle çocukları bile, köylüleri bile çocuklarına karşı kuşkuyla bakar hale getirdiler. Ben kendi köyüm, akrabalarım olduğu halde çok hoşgörülü bir ortam oldu. İzinle geldiğimde bizim topraklara ne zaman el koyacaksınız benzeri şakalarla karşılaşıyordum, şaka da olsa. Çok o nedenle böylesi bir karalama kampanyası köyenslerin kapatılışına giden süreci hazırladı. Dış olaylara gelince o sırada beklenmedik bir talihsizlik oldu. İkinci Dünya Savaşı bitmişti. Dünyadaki ülkeler, egemenler, savaşı kazananlar, Sovyet bloku, Demir Perde adlıyla Doğu bloku ve Batı bloku diye gruplanmıştı. O sırada Sovyetler Birliği Boğazları ortak kullanım alma teklifini getirdi. Kars Ardahan üzerinde toprak hakkı ileri sürünce büyük bir korku ve heyecan yaratıldı. İşte bu zaten komünizm anlayışlı bu kurumlar görüyorsunuz şimdi Sovyetlerin bu talepleriyle böylesine birleşince çok daha kötümser bir havanın konusu oldu. O sırada Türkiye tabii o Sovyetlerin toprak istekleri ve bu konudaki talepleri tartışmaya açık, o ayrı bir evet. konu. Şey itibariyle ne kadar da ama Türkiye'de yerini almak zorundaydı. Bu tehdidi de görerek Batı blokunda yerini aldı. Amerika'nın daha çok yardımını Amerika ile yapılan ikili anlaşmalarda
Amerikan yardımlarının temel ilkelerinden biri vardı. Bizim yardım ettiğimiz ülkeler bizim aleyhimize gelişmeler olmamalıdır. Bu anlayış hakimdi. O sırada ödünç verme ve kiralama adıyla Marshall yardımını başlattılar. Yunanistan'a ve Türkiye'ye Sovyet tehdidine korumak anlayış içerisinde. Evet. Onu Truman doktrinine döndürdüler. Truman doktrinin maddelerinden biri de Türk eğitimine yön verme, dolayısıyla köy enslerine yeni yön verme anlayışı da oradaydı. İşte köy enslerinin özgün yapısının bozulması, kapatılışa giden süreçte dış etkiler de böyle gelişti. Çok kısa böyle özetlemek istiyorum. Evet. Yani dış etkenlerin de fazla olduğunu, bizim eğitimimizin gelişmemesi anlamında. Şimdi Sayın Hocam, sizin bir kitabınız var burada, Köy Enstitüleri ve Çifteler Örneği diye. Burada İnönü'nün bir yazısı var. Ben önce aslında o dönemki durumu ifade edebilme anlamında o yazıyı kısaca bir şöyle okumak istiyorum. Seyircilerimiz de şey yapsınlar diye. Eğitimde biz hiçbir döneme nasip olmayan bir özveride bulunuyoruz. Bu gücü politik amaçlar için devlet bünyesinin dayanamayacağı derecede çekip germek insafsızlıktır. Bu güç koparsa ilk öğretim ve birlikte milli eğitimimiz de tümüyle göçmüş duruma varır. Böyle bir durum ise ancak bir ulusal felaket sözüyle nitelenebilir. Bu Tonguç'un oğlu tarafından yazılmış, hatta siz de onu kaynakçı olarak göstermişsiniz. Şimdi acaba onu şöyle bir kafamızda canlandırabilme adına o dönemi. Şimdi 1940'da köy enstitülerinin yasayla kurulurken biraz önce söylediğiniz gibi onlara muhalif çok olan kişiyi de ifade ettiniz. 146 milletvekili zaten bu yasaya oy vermemiş hocam. 1946'da yine zaten buranın içerisinde bir muhalifler var. 1946'da Demokrat Parti geliyor. Burada muhalif var hem içten hem dıştan. Bunlar artık sözlerini bir araya geliyorlar. Ve burada bir fazlaca baskı söz konusu sanırım. Yoksa böyle düşünen birinin değil mi ülkesi için bu baskıya dayanamadığını görüyoruz. Sanki öyle bir yönetimle ilgili bir sorun var. Ama bu arada şunu da soralım o zaman. Tamam bu baskılar olabilir de acaba bu köy enstitüleri uygulamasını Atatürk görebilseydi ya da köy enstitüleri atamızın dönemine yetişseydi nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı? Efendim çok iyi bağlantı kurdunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi köy enstitülerinin kuruluş sürecinde Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün görüşü bu. Yani köy enstitüleri Cumhuriyet'in eserleri ise en değerlilerindendir. Ömrüm oldukça onların başarılarını dile getirmekten mutluluk duyacağım diyen insan köy enstitüleri konusuna sahip çıkışıdır bu. Evet. Köy enstitülerinin karşı oluşacak hareketlere ta başlangıçtayken bunun yanlışlığı aydınların duyarsızlığını vurgulayan içtenlikli evet. yanlışımdır. Evet. Ama köy enstitüleri sürecinde biz ne ilersiniz ki iki İsmet İnönü ile karşılaşıyoruz, iki Cumhurbaşkanı'na karşılaşıyoruz dediğin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile. Başlangıçta böyleyken 1946 yılına gelinceye kadar kendine en yakın durumda bulunan İsmail Hakkı Tonguç'u sürekli danışmanlık durumunda ondan hizmet alır, görüş alırken 46 yılında siyasi gelişmeler bağlantısıyla İsmet Paşa'nın köy enstitülerini gözden çıkardığına tanık oluyoruz. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi az evvel belirttiğim gibi oy kaybıyla büyük bir panik içerisindeydi o dönemde. Köy enstitüleri zaten süsleyen. Baştan oy tabii vermeyenler İsmet, var. O evet, zaman seslerini çıkarmaya başlamışlar demek ki. İsmet Paşa üzerinde parti iktidarı kaybettirecek sorumlusu o olacak kaygısı da öne çıktı. Tabii bu arada az evvel değinmeyi unuttum. Siyasiler üç aracı kullandılar köy enstitülerinin suçlanması konusunda. Kırsalda ağları kullandılar, kasabalarda eşrafı kullandılar, illerde de politikacıları kullandılar. Bunlar halka en yakın kurumlardı. Halkta aleyhte oluşan evet. tabloda bunların etkisi var. Tabii böyle dediğimiz İnönü sonradan köy enstitülerini görmezden gelerek İsmail Hakkı Tonguç'la bağlantı, Yücel'le bağlantısını kesen bir İnönü ile karşılaşıyor. Tabii köy enstitülerinin kapatılışında İnönü'ne hem böyle büyük özverisi var, katkıları var hem de kalır.
Köyençlerinin kapatılışında İsmet İnönü'ye belirttiğini Atatürk'ün penceresine bakmak gerek. Evet. Oradan bakarsak biz doğru sonuç. Bunca araştırmadan sonra ben onu gördüm. Hı hı. Eğer Atatürk sağ olsaydı ya da köyençleri Atatürk'e ulaşabilseydi, evet, ya da daha güzel Atatürk'ün ömrü köyençleri dönemine kadar sürseydi, bunca araştırmadan sonra kesin söylüyorum ki bir varsayım sorusu da olsa, köyençleri daha verimli hizmet üretirdi, daha böylesine de kapatılmazdı. Bu kesin. Niye? Bir söyleyeyim. Bir söyleminde diyor ki Atatürk köylü kitlesini hedef alarak 7 asırdır cihanın dört köşesine göndererek kanlarını akıttığımız, kemiklerini yaban ellerinde bıraktığımız, emeklerini ellerinden alarak heder ettiğimiz bu büyük kitlenin hakkının teslim edilmesi gerektiğine değinen söyleminden sonra diyor ki bugünkü sefaletimizin perişanlığının temelinde bu ihmal yatıyor. Böyle diyen bir insanın köyençleri gibi bir kuruluşu politik çıkarlara feda etmeyeceğine kesin inanırım liderlik. Zaten daha sonra bir söyleminde de diyor ki eğitimdir ki bir ulusu özgür, yüce, bağımsız bir toplum yapar. Köyençlerin genel niteliğini oluşturan eğitimin tanımı, evet, da budur. Şimdi bu anlayıştaki bir liderin, dünya çapında isim yapmış bir liderin, ülkenin geleceğini çok uzak ufuklarda görebilen bir liderin köyençlerini feda edeceğini, birkaç politik çıkara feda edeceğini hiç düşünmüyorum. İşte bu lider meselesi açısından bakmak lazım köyençlerine. Atatürk penceresinden bakılması derken bunu kastediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu arada köy üslerinin kapatılışını gerekli kılan gerçekler var mıydı? Bunu yasal açıdan biraz da değerlendirelim, tabii, mi? Hani yasal olarak açıldı, yasal olarak da kapandı dediniz. Tabii. Bu değerlendirmeyi de yapabilirsek. Efendim, tabii çok iyi bir noktaya getirdiniz konuyu. Hukuksal dayanak açısından da, yasal açısından da köy üslerinin kapatılışına bakmak gerek. Evet. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde elbette yasama organı kurumların açmasına, hı-hı, karar verir, kurumların kapatılmasına da karar verir. Onu da yürütme organı ile hayata geçirir. Şimdi köy üssü olayına yasama organının durumu açısından bakalım. Şimdi hangi hallerde bir kurum kapatılır? Kurum işlevini tamamlarsa kapatılabilir, işlevini tamamlamış olursa. Ya da duruma ilişkin hukuki bir karar varsa kurum kapatılabilir. Ya da alanla ilgili bilimsel değerlendirmeyi ters düşünmüşse kurum kapatılabilir. Ya da ulusal yararlara ket vuran bir durum söz konusuysa kurum kapatılabilir. Şimdi bu ölçüler açısından köy enstitülerine bakalım. İşlev açısından köy enstitülerinin temel amacı 1950'li yılların ortalarına kadar nüfusun %80'ini oluşturan kırsal kesim %100 okullaşmaya kavuşacaktı. Yapılan plan oydu. 36 bin köye okul yapılacak, öğretmen gönderiyor. O olaya, o günün gözüne bakmak lazım. Bugün köy kalmadı diyenler ayrı konu, o ayrı. Ama o gün %80 o eğitim hakkını kullanmaktan mahrum edilmiş zaten. Sağlık hizmetler öyle. Şimdi köy enstitüleri kapatıldığında 16 bin köye okul götürülmüştü. 17 bin kadar öğretmen 16 bin köyde görev almıştı. Böyle olunca henüz işlevinin daha yarısındaydı. Öyleyse köy enstitüleri işlevini tamamlamadan kapatılan kurum oldu. İkinci husus, acaba bir hukuki karar mı var? Ne tarihsel gerçekler ne de hukuk kaydı böyle bir olaydan söz etmiyor. Köy enstitülerinin kapatılmasına ilişkin bir hukuki karar söz konusu değil. Bilimsel gerçeklere ters düşünen bir uygulama mı? Tam tersi. Uluslararası barış örgütü olan, bilim sanat örgütü olan UNESCO, o tarihte köy enstitüsü uygulamasını, bırakın ulusal değerini, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir kurum. Gelişmekte olan ülkelere örnek alınmasını köy enstitülerini tavsiye ediyor. Onlardan birisi de benim okuduğum, öğrencisi olduğum köy enstitüsünde, staj okulunda o zaman görevliyim, öğretmenim, enstitüyle iç içeyim. Tayland Öğretmen Okulları Genel Müdür Yardımcısı 3 ay orada kalarak köy enstitüsü incelemeye gelmişti. Kapatılış sürecine girildiği için bir gün sık sık benim sınıfıma gelirdi öğretmen adaylarıyla. İngilizce bilen arkadaşlar aracılığıyla şunu sormuştu. UNESCO bizi buraya gönderdi ama görüyorum ki siz kapatmaya çalışıyorsunuz. Kafam karma karışık demişti. O nedenle uluslararası düzeyde başarısı söz konusu olan bir kurum ve kapatılmıştır. Dünya İsviçre'de yayınlanan Dünya Eğitim Ansiklopedisi'ne giren tek örnektir köy enstitüleri.
Tek eğitimci de İsmail Hakkı Tonguç'tur. Bunun ötesine yine bir kaynakta okudum. UNESCO'nun belirlediği 21 evrensel eğitim ilkesinden 16'sı köy enstitülerinde, başka örnek yok. Uluslararası düzeyindeki başarısı da bu. Böyleyken alanla ilgili bir durum ters düşme değil, tam yeni şeylerin devreye çıkarıldığı bir durum söz konusu. Yine öyleyken kurum kapatılmıştır. Uluslararası yararlara ket vuran bir durum, tam tersi. 16 bin köye, o güne kadar ihmal edilmiş 16 bin köye devlete yük olmadan, devlete herhangi bir zarar vermeden okullaştırmış, öğretmene aydınlığa ulaştırmıştır. O nedenle bu açılardan baktığımızda da köy enstitüsünün kapatılışının hiçbir dayanağı yok. Hiçbir ama, yasal gerçekliği evet, yok. Bütün mesele kurtla kuzu hikayesindeki sen suyu bulandırdın meselesidir. Buradaki en büyük talihsizlik, altını çizmek istediğim olay, bugünkü bu yoğun ilgiye bakınca bir dönemde ülkenin kaderine hakim olanlarının dar görüşlüğünün neye mal oldu? Bugün sağ olsa da bu durumu görseydi hangi yüzle milletin karşısına çıkacaktı? Demiştir ki bir konuşmasında, hiç unutmuyorum, ben öğretmenim o sırada. Köy enstitüsüyle ilgili herkes aksi kanıtlanıncaya kadar kuşkuludur benim için, demiştir bir Milli Eğitim Bakanı. Böylesi bir süreçten sonra ülkenin kaderine, eğitimine hakim olan insanların getirdiği nokta bu. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Bu arada aslında Amerika tarafından dış etken dedik, ülkemizde köy enstitülerinin kapatılmasına neden etkenler varken, yine bir Amerikalı yabancı bir kaynak göstererek köy enstitüleriyle ilgili şöyle bir şey söylüyorsunuz hocam. Köy enstitüleri modeli Kemalizmin eğitime uygulanmasıdır. Şimdi burada ne demek istiyorsunuz? Tabii birbirine bağlantılı bu soruyu iyi denk getirdiniz, sağ olun. Şimdi köy enstitüleri modeli Kemalizmin eğitime uygulanmasıdır diyen kişi bir yabancı araştırmacıdır. Köy enstitüleri konusunda en ciddi araştırmayı yapan Fay Kirby adında bir bayandır. Benim öğretmenliğim sırasında en çok çifteler köy enstitüsünde kalmıştır. Araştırmasını geniş çaplı sürdürmüştür aylarca, hatta yıllarca diyelim, 2 yıl süresince. Ve hazırladığı tez Columbia Üniversitesi'nce doktora tezi olarak kabul edilmiştir. İlk bilimsel araştırmadır. Ve o araştırmasında çifteler köy enstitüsünü gerçek köy enstitüsü olarak niteler, oraya oturtur ve bu bütün değerlendirmesini buradan hareketle yapar. Ama bütün bunun ötesinde ulaştığı yargı az evvel sözünü ettiğiniz durumdur. Olaylara bakınca ters düşen hiçbir durum söz konusu değil. Az evvel sözünü ettiğim Atatürk'ün köylü kitlesi, köy enstitülerinin kuruluşunun gerekçesi gibidir. Evet. İsmail Hakkı Tonguç da öğrenim için İstanbul'a geldiğinde bütün o kapılar kendine kapatıldığında akrabası olan Osmanlı Paşası'nın işte yardım için ona var. O da der ki, parası olan okur bu ülkede, köyüne dön, çiftçiliğine devam et diye hakaret eder kapı dışı. Oradan çıkarken der ki, görürsünsün sen, ben ne yapıp bu ülkenin okuma güçlüğü çeken çocukları için hayatımı bu yolda adayacağım. Bu kararlılık İsmail Hakkı Tonguç'un hayatı boyunca devam etmiştir. Köy enstitülerini bu anlayışın ürünü saymak yanlış değildir. O nedenle Atatürk'ün köylü değerlendirmesiyle bu değerlendirmenin tam anlamıyla örtüştüğünü görüyoruz. Bence her şeyden önce Kemalizm ulusal bağımsızlık demektir. Kemalizm çağdaşlaştırma demektir. Kemalizm aklın özgürlüğünden, bilimden, laiklikten yana olmak demektir. Aklıma geliverenler bunlar. Köy enstitüleri eğitiminin temel ilkeleri budur. Çağdaş bir Türkiye özleminin bilincini yaratmaktır. Halkı o doğruda uyandırmaktır. Halkı o doğruda canlandırmaktır. O nedenle bu söylemi yapan yabancı araştırmacı çok isabetli bir söylemde bulunmuştur. Olaylar onu doğruluyor. Köy enstitülerinin, köy enstitüsü uygulanan eğitimin genel niteliği de Atatürk'ün az önce sözünü ettiğim eğitimdir ki bir ulusu özgür, bağımsız, yüce bir toplum yapar ya da onu yoksulluğa, köleliğe sürükler. Burada önemli olan köy enstitülerinin, Atatürk'ün bu özdeyişinin birinci bölümünde söz edilen eğitim modeli onun genel niteliğini oluşturmuştur. Böyle olunca köy enstitülerinin bu modeliyle Kemalizmin tam anlamıyla örtüştüğünü görüyoruz. O nedenle bu değerlendirmeyi yapan yabancı araştırmacının görüşünü saygıyla selamlıyorum. Doğrudur. Evet. Şimdi
Hocam yine bir kitabınızda aslında köy endüstrisiyle ilgili çok güzel kitaplar yazdınız. Hatta bu sıralar İş Bankası'nın yeni bir baskısı daha çıkacak. O kadar geniş bir konu ki 17 Nisan'da da köy endüstrilerinin kuruluşu hepimiz biliyoruz. Yine bu konuyla ilgili, köy endüstrileriyle ilgili daha büyük bir inşallah konuşma, izleyicilerimizi bu konuda daha iyi bilinçlendirme konusunda yine birlikte oluruz umarım. Şimdi yine bir köy endüstrisi kitabınızda Çifteler Köy Endüstrisi uygulamasının diyorsunuz, köy endüstrisi uygulamasının laboratuvarı kadrolaşma açısından da fideliğidir. Şimdi burada ne demek istediniz? Bu konuyu da biraz açalım mı? Efendim, şimdi köy endüstrilerinin kurucusu, kuramcısı İsmail Hakkı Tonguç'un Eskişehir'le çok güçlü bağlantıları var. Bu büyük projesinin hayata geçirirken sadece köy endüstrileri değil, onun öncesinde ilk aşama eğitmen uygulamasını da onun takibi olan köy öğretmen uygulamasını da köy enstitüsünde Eskişehir'in Hamidiye ve Mahmudiye köylerinde hayata geçirmiş. O zaman burada hocam biz Eskişehirli olarak gurur duyacağımız çok önemli bir şey anlatıyorsunuz sanırım. Yani köy enstitüleri olgusunda Eskişehir'in yeri ve önemi bir başka. Aynen. Şimdi bu burnu Eskişehirlilerin özellikle kentimizde bilinmesini çok arzu ederiz. Bu konuda... Aynen. Tabii Eskişehirliliğin farkı burada da kendini ortaya çıkarıyor. Niye? İsmail Hakkı Tonguç'un ilk görev yeri Eskişehir Darül Muallimi'nidir. Yani öğretmen okuldur. 1919 yılında göreve burada başlamıştır. İsmail Hakkı Tonguç çok başlangıçtan itibaren bu ülkeye insanı onuruna yaraşır bir eğitim modelinin arayışı içindedir. Eskişehir ortamını çok iyi tanır her şeyden önce. Eskişehir ortamının toplumsal yapısını çok iyi tanır. Toplumsal yapıyı bilmedikçe böyle bir girişimin başarıya ulaşmayacağı zaten açıktır. Köy enstitüleri uygulaması dönemi gündeme geldiğinde de ilk aklına gelen yer Eskişehir'dir. Evet. O bakımdan Eskişehir'in Hamidiye ve Mahmudiye köylerinde bütün uygulamaları ısrarla orada hayata geçirmiştir. O süreçte İzmir Kızılçullu'da da bakanlığın ısrarıyla bir köy enstitüsü açılmıştır ama az evvel sözünü ettiğiniz araştırmacının tespitleri, olaylar da onu doğrular. Ben bu ayrılıma pek girmek istemiyorum ama evet, oradaki şehir ortamı içerisinde açılmış bir enstitüsü gibidir. İsmail Hakkı Tonguç o nedenle bütün aklı, görüşü buradadır, Eskişehir'dedir. Projesinin üçünü de Eskişehir'de hayata geçirmiş. Eskişehir'e karşı özel bir ilgisi var, özel bir sevgisi var. Şurada çok duygulandıran bir değerlendirmesi var. Tabii vaktimiz ki varsa tabii birkaç var, satır, bayağı var vaktimiz. Birkaç satır, buyurun, sunmak istiyorum. Diyor ki, enstitüleşmenin yaklaştığı dönemde Eskişehir'le ilgili şöyle bir değerlendirmesi var. Trenimiz karanlık deryası içinde kaybolmuş ışıksız köylerin çevrelediği birçok istasyondan geçti. Mütemadiyen ışıklı köy arıyorum. Işıklı köy. Işıklı yollarda birbirine bağlanmış Avrupa köy ve kasabalarının gece manzarasını hatırlıyorum ve hüzünleniyorum. Nihayet memleketin her yönünden gelmiş trenlerin doldurduğu Eskişehir istasyonuna geldik. Hasretini çektiğim tabloya sonunda kavuştum. Burası sessiz gecelerin esrarlı saatlerinde bile hareketli, canlı bir yerdir. Eskişehir istasyonu gece gündüz faaliyetin eksik olmayan bir yönüdür. Bu bakımdan Avrupa istasyonlarına benzeyen bir duraktır. Cumhuriyetimizin en büyük, en oylumlu eserlerinden oluşan trenleri ve onların yarattığı hayatı burada görmek mümkündür diye Eskişehir'le ilgili çok duygulu bir paylaşımı var. Yani bu seçkisinde İsmail Hakkı Tonguç geleceğe çok isabetli bir karar vermiştir. Köy enstitülerinin kuruluşu
Eğer burada olmasaydı proje bu kadar bu denli başarıya ulaşmayacağı kesindi. Burada elde edilen başarı modelin yaygınlaşmasını sağlamıştır. O nedenle enstitülerin çiftler köy enstitüsünden sonra diğer enstitülerin kuruluşunda her kurulan enstitünün yöneticisini İsmail Hakkı Dumuş gidin çifteler örneğini bir inceleyin demiştir. O yönüyle uygulama yönünden çifteler laboratuvar görevini yapmıştır. Fideli konusuna gelince 16 köy enstitüsüne müdür ve yönetici, idareci buradan gönderilmiştir. Burada çalışmış insanlar oralara gönderilmiştir. Bunların büyük bölümünde üstün bir başarı söz konusudur. Bu yönüyle de Eskişehir'in çiftler köyesi fidelik nitelemesi doğru olduğunu inanıyorum. İyi ki projesini buradan başlatmıştır. İyi ki bu proje böylece başarıya ulaşmıştır. Kısa sürede yaygınlaşarak buradaki o eşsiz bir örneği, başarı örneği oluşmuştur. Şimdi köy enstitülerinin buradaki enstitünün kuruluşundaki kurucu müdür, Manisa Milli Eğitim Müdürü'dür o dönemde. Evet. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü gibi bir görevi bırakarak Dağbaşı diyeceğimiz bir köyde açılmış 150 mevcutlu bir okulun müdürlüğüne razı olmuştur. Köy enstitüsü meselesinde görev alan öğretim kadrosu büyük bölümü bu ideal etrafında bütünleşmiştir. Bu idealle hizmet etmişlerdir. Hı hı. Ama her şey çok yeni olduğu için yine de köy enstitülerinde İsmail Hakkı Tonguç için bir öğretim kadrosu sorunu olmuştur maalesef. İşte köy enstitüsü devam etseydi bu sorun kökünden çözümlenmiş olacaktı. Ben onlarla, o yüksek köy enstitülerle öğrencilik döneminde ne denli güzel çalışmalara tanık olduğumuz olduğu gibi belleğim de halen. O bakımdan meseleye bu yönleriyle bakıp geldim. Evet. Tabii birçok mutlaka neden vardır Eskişehir'in seçilmesinde ama toplumsal yapısı da çok önemli değil mi? Eskişehir'in bu açıdan da seçildi diyorsun. Aynen. Tabii yani Eskişehir'in barışçı ortamı bu kuruluşu çok iyi sağlayan etmenlerden biri olmuş. Oradaki doğal ortam elverişli, Hamidiye ve Mahmudiye'de ulaşım kolay, toprak, arazi devlete ait, verimli, akarsuyu var, bir takım imkanlar bir arada. Ama bunun ötesinde oradaki toplumsal yapıyı çok iyi gören bir İsmail Hakkı Tonguç var. O yapının temel karakteri barışçıdır, eğitim açıklığı, yeniliğe açıklığıdır, eğitime düşkünüdür. Büyük bölümü Kırım ve Romanya kökenli göçmenlerden oluşan o köyler, o çevrede yerli Türkmenlerle kaynaşarak çok barışçı bir ortam oluşturmuşlardır. Bu barışçı ortam köy enstitülerinin çifteler örneklerinin çok başarıya ulaşması çok etkili olmuş bir sonuç getirmiştir. O yönüyle de Tonguç'u kutlamak gerek. Evet. Eğer baktığınızda bir örnek vereyim. O tarihte süremizde dolmak üzere hocam. Kurtuluş Savaşı ile ilgili araştırma yapan bir Amerikalı gazeteci var. Mustafa Kemal'in özel izniyle Eskişehir'e gelir. Cephe yakınındadır. İnönü Savaşları sonrasındadır hemen. İncelemelerinde der ki Eskişehir barışçı niteliğiyle geleceğin başkentinden daha açık. İsmail Hakkı Tonguç'un görevde olduğu günlerde Amerikalı gazeteci burada okunu. O da aynı kanaattadır. Evet. Sadece Tonguç'un değil. Eskişehirli olarak gurur duyuyoruz. Evet, sadece çok... Tonguç'un görüşü değil. Eskişehir bu niteliği yabancıların da görür. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için hocam. Ayrıca STV'ye bize böyle bir ortamı sağladığı için kendilerine ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kapatmadan önce 16 Mart öğretmen okullarının açılış günü. O buradan eğitim ordumuzun mensuplarına da saygıyla analım. Sevgi ve selamlarımızı da iletelim, saygıyla diyelim. Hemen son sözünüzü alalım ve bitirelim. Tabii öğretmen 16 Mart eğitim hayatımızda çok önemli bir gün. Öğretmen okullarının kuruluşu ilk kez öğretmen okulu 1800 konu hakkında söyleyeceklerim zamanda olması dolayısıyla bırakıyorum. 1848'de açılan bu öğretmen okulu ulusal nitelikte değildir ama bugünkü gelişmelere başlangıçlık etmiştir. Ben de bugün de meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetin diğer değerleri gibi öğretmenliğin de yıpratılmış olmasına büyük üzüntü duyuyorum. Öğretmenlerin bizim kısa sürede bu sorunlarının çözüme ulaşması dileğiyle kendilerini saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler,
çok uzun konuşulması gereken konu olan köy enstitülerinde kapanış konusunu şöyle kısaca ele aldık biz, süremiz yettiği müddetçe. Ama bundan sonra köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümünün için ayrıca tekrar İlyas Hocam'la birlikte olacağız. Umarım. Evet, iyi günler diliyoruz.